Çok uzun bir süredir biz bunları söylüyoruz. Diyoruz ki ırkçılık, ayrımcılık söylemde, dilde başlar ve daha sonrasında şiddetle devam eder. Hep tekrar ede geldiğimiz şey artık Kayseri'de yüzünü gösterdi. Daha öncesinde de benzer olaylar yaşanmıştı. 2017 yılında Emani Al-Rahmun 8 aylık hamile ve 10 aylık bebeği olan bir kadın önce tecavüz edildi ve ardından bebeğiyle birlikte öldürülmüştü. Ankara Altındağ'da 2021 yılında yine benzer bir pogrom girişimi olmuştu. Vezir Muhammed Nurtani yakın bir zamanda Afgan mülteci öldü ve cesedi yakıldı. İşçiydi. Cesedi yakıldı ve kaybedilmek istendi. Bu ve benzer suçlar çok yakın bir süreçte görüldü. Yine İzmir Güzelbahçe'de 3 mülteci yakılarak öldürülmüştü. Hep bu suçların hedefi oldular. Bu suçları canice işleyenler bu söylemlerden güç aldılar. Bu mülteci düşmanlığından, nefretten dolayı güç aldılar. En nihayetinde Kayseri'de yaşanan olay da bunların bu zincirin devamıydı. O Melik Gazi'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna istismar iddiasıyla ayaklandıkları veya işte galeyana geldikleri tırnak içerisinde söylenen ırkçı grup Suriyelilerin ev ve iş yerlerini yağmaladı ve bu açık bir pogromdu. Biz bu pogromu açıkçası lanetliyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir suçun cezasının halk tarafından ve halk tarafından ödendiğini kişi söyleyen bir grup tarafından, bir ırkçı grup tarafından ödenemeyeceğini her zaman söylüyoruz. Bu suçlar da dediğim gibi bu zincirin halkasıdır. Bu söylemlerin devamıdır ve bu şekilde de kalmayacak. Bugün dahi yine Antalya Serik'te benzer bir olayın 17 yaşındaki bir gencin linç edilerek bıçaklanılarak öldürüldüğü söylendi ve haberi yayıldı. Bu ve benzer suçlar hep bu söylemlerden gücünü alacak ve devam edecek. Biz bunun önüne geçmek zorundayız, toplumsal barışı sağlamak için. Bu suçların bu şekilde eğer görülmesi, bu kapsama alınması durumunda daha caydırıcı olacağı, toplumsal barışa daha fazla hizmet edeceği açık. Ancak basit birer adi suç gibi görülüyor. Bu haliyle suçların işlenmesi ve cezasızlık aslında bir şekilde devam ediyor. Antep'te de benzer olayları görüyoruz. Antep'te Kayseri üzerinde, tabii Kayseri'den sonra birden fazla yerde olaylar gerçekleşti. Antep'te bunların içerisindeydi. Kayseri'deki olaylardan sonra Antep'teki mülteciler tehdit altında kaldılar. Hemen ev ve iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar ve evlerinde veya güvenli evlerde kalmaya çalıştılar. Çünkü onlar da kendilerini tehlike altında hissettiler. Kimi yerlerde gerginlikler oluştu. Bir ırkçı gruplar sahaya çıktılar ve marşlarla, sloganlarla Suriyelilerin yoğun bulunduğu mahalleleri gezdiler. İşçi servislerinin önü kesilerek içerisinde Suriyeli olup olmadıkları soruldu. Kimisinde Suriyeli bulup indirmeye çalıştılar. Antep'te de benzer girişimler oldu. Biz bu girişimlerin önüne geçmek için de açıkçası çaba sarf edeceğiz. Platform olarak, Emek ve Demokrasi Platformu olarak bu suçların önüne geçilmesi için bizim siyasi tepkimizi muhalif kurumlarla birlikte göstereceğiz. Her söylemimizde şunu ifade ediyoruz. Türkiye'deki toplumsal sorunların, siyasi krizlerin faturası göçmenlere mal edilemez. Ekonomik kriz de yine aynı şekilde son 2020 yılından, pandeminin başından beri
yükselen ekonomik kriz mültecilerle, göçmenlerle anlaşılamaz. Bu siyasi iktidar söylemlerini aslında öfkeyi mültecilere yönelterek, göçmenlere yönelterek kendi üzerine gelebilecek tepkileri bir şekilde bertaraf etmeyi düşünüyor. Ve bunun üzerinden hedefliyor. Bunun üzerinden hedef gösteriyor. Biz de söylemlerimizde halka şunu anlatmaya çalışıyoruz. Göçmenler, mülteciler, sığınmacılar adına ne derseniz deyin, bu ekonomik krizin sorumlusu değillerdir. Tepki bu siyasi krizlerin, ekonomik krizlerin asıl aktörlerinin olması gerekiyor ki mazlum, mağdur bir halka, bir göçmen halkına yapılacak tepki açıkçası doğru bir hedef olmayacaktır. Anlayla değil, tüm haliyle ırkçılıkla mücadele için mücadele hattını genişleteceğiz. Tüm kamusal polis tüm toplumsal muhalefeti de bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Toplumsal muhalefetin her bir kurumu, her bir üyesi bu ırkçılıkla mücadele için çaba sarf etmeli. Toplumsal barışı hedeflemek için, iç barışımızı hedeflemek için, huzuru hedeflemek için her bir kurumun üzerinde bir sorumluluk var, bir görev var. Biz de tüm toplumsal muhalefeti bizimle barış hattına, dayanışmaya, omuz vermeye davet ediyoruz. Bununla birlikte göç ve iltica alanında uzman akademisyenlerin de yer aldığı bir çalıştay düzenlemeyi de düşünüyoruz. Bu çalıştayla halka şunu anlatmaya çalışacağız. Türkiye'deki sorunların, Türkiye'deki toplumsal sorunların, ekonomik krizin, siyasi krizlerin her birisinin aslında nelere kaynaklandığı, nelerden kaynaklandığını, göç ve göçmenler üzerindeki yanlış algıları düzeltmek için bir çalıştay düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu da aslında toplumsal barışa hizmet edecektir diye düşünüyorum ben de.